Offensichtlich bist du eine großartige Ratgeberin gewesen. Tam bir saat oldu. Ja. Hakan hala ortalarda yok. Kerpek, belki Hakan'ın bir işi çıkmıştır. Evet. Yok Tahsin Usta. Öyle öfkeliyim ki Hakan'ı gördüğümde konuşmak bile istemiyorum. Hiç öyle şey olur mu Kırpık? Hem zamanla öfken de geçer. Ya? Peki öfken nasıl geçecekmiş efendim? Ha, bak Kırpık, ben öfkelenince aletlerimi elime alırım ve hemen tamire başlarım. Tabii, ben de dikiş dikerim veya en sevdiğim şeyi yaparım. Ben de öfkelendiğim zaman Kırpıkcığım konuşmaya başlamadan önce içimden 20'ye kadar sayarım. Bu arada da sürekli atıştırır tabii. Bizim farkın çok yaşa! Ya! Hepinize selamlar ve saygılar efendim. Hoş geldin Hakan. Hakan'cığım maç nasıl gitti? 17, 18, 19. Hangi maç? Sen bugün maça gitmedin mi? Yok, maça yarın Kırpık'la beraber gideceğiz. Yarın gideceğiz yani. Yarın mı? Evet. Buna ne oldu? Sayı saymayı mı öğreniyor şimdidir? Hayır, sinirlerine hakim olmayı öğreniyor. Ha. Ya. İyi. Tamam. Hadi hoşça kalın. Güle güle Hakan. Maç yarın mı dedi? Evet. Öyle dedi. 19. Maçın yarın olduğunu unutmuştum. İyi günler Ferhat. İyi günler efendim. İyi günler Hakan. İyi günler. Evet, bacakları yok. Hayır, bu olmadı. Başka bir tane denelim. Peki. Hayır. Hayır, bu da olmadı. Hayır. Çok komik. Bir golün bacakları değil mi bunlar? Ballerin. Hayır, bu da değil. İşte şimdi oldu. Tamam. Hayatımın en güzel ve aynı zamanda da en kötü kahvaltısı oradaydı. Davul çalmamın sence bir sakıncası yok değil mi Büdü? Edi, iki kahvaltının hikayesi adında çok güzel bir kitap geçti elime ve tam kendimi kaptırmış onu okurken. Hı-hı. Sen davul çalmak istiyorsun. İstersen birlikte çalabiliriz Büdü. Edi, biliyorsun ki ben davul çalmayı bilmem. Ama bu sadece bir oyun Büdü. Tekrarlama oyunu da diyebiliriz buna. Ben davula bir parça çalacağım, sen de o parçayı sözle tekrarlayacaksın. Bak göstereyim istersen. Şimdi önce ben çalacağım. Sonra da sen badam dam ching diye söyleyeceksin. Hayır istemiyorum. Aa, mızıkçılık etmesene Büdü. Bak şimdi dinle şunu. Hadi söyle bakalım. Pekala. Badam dam ching. Oo, çok iyiydin Büdü. Bir parça daha çalayım mı? Hayır. Kitabımı okumak istiyorum ben. Ama Büdü şunu bir dinle bakalım bunu da söyleyebilecek misin? Evet. Bam bam babam bam ching. Tamam mı? Hey, bu daha iyiydi Büdü. Sahi mi? Kulağın gerçekten çok iyi. Gerçekten mi? Evet. Pekala. Bir de şunu deneyelim. Bam ching babam dam. Bam ching badam. Nasıl? Çok güzel. Harika Büdü. Çok iyi. Hazır tamam, mısın? Tamam, tamam çalıyorum dinle. Evet hazırım. Pam pam param pam 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 ching. Harika. Çok iyi Büdü, çok iyi. Pekala bakalım. Şimdi ne yapacaksın Büdü? hadi. Padam dam pam, padam pam pam, padam pam pam ching, padam pam ching, dam diri dara dara, dara dara pam, param pam dara dara dam diri dam, dam diri dam dam, ching ching. Olamaz. Nasıl yaptın bunu? Başından sonuna kadar söyledin hem de çaldığım bir tek notayı bile kaçırmadın. İnanamıyorum, müthiş bir şey bu. Hadi devam et çalsana, hadi hadi. Hoşuma gitti bu iş. Bilmem ki Büdü benim. Bu elindeki bayağı iyi bir kitaba benziyor Büdü. Artık sen istersen okumana devam et. Ben de gidip balıklarımı doyurayım. Rırırırım.
Öyle olsun, ne yapalım? Hayatımın en güzel ve aynı zamanda en kötü kahvaltısını orada ettim. Şaşıracak. Tabii uçamazsın. Çünkü sen deve kuşusun ve deve kuşlarının uçamadığını herkes bilir. Ama deve kuşu da bir kuştur. Ve bütün kuşlar uçabilir, öyle değil mi? Ben de uçmak istiyorum. Öbür kuşlar tehlikeyi sezinleyince uçarak kaçarlar düşmanlarından. Deve kuşu uçamaz ama kendini korumak için tekmesini kullanır. En ünlü özelliği güçlü tekmesidir deve kuşunun. Anne bak, bu da uçmanın başka bir yolu işte. Sıkılmıyorsun değil mi Çağdaş'cığım? Bana bir kardan adam çizer misiniz? Ha, peki. Ver bakalım defterini, kalemini. Şimdi dikkat et. Önce küçük bir daire çizelim. Bu kardan adamımızın başı olsun. Sonra bir büyük daire çizelim. Bu da kardan adamımızın gövdesi olsun. Ah, gözlerini çizelim. Minicik iki daire. İşte bu da kardan adamımızın gözleri. Bir üçgen, burnu. Bir kocaman üçgende şapkası. İşte üçgenlerden ve dairelerden oluşan bir kardan adam. Aa, hani bunun düğmeleri? Üç tane küçük daireden de düğmelerini yapalım. İşte kardan adamımız bitti. Beğendin mi? Güzel, hem de kolay. Ben de yapabilirim. Tabii yapabilirsin. Hadi bakalım, bir de sen dene. Şuna bakalım. Tabii, maviyle de yapabilirsin. Hadi bakalım. Bir küçük daire, şuradan başla. Bir küçük daire, başı. Bir büyük daire, gövdesi. İki küçük daire, gözleri. Bir küçük üçgen, burnu. Bir kocaman üçgen, şapkası. Hani düğmeleri? Çok güzel oldu, aferin. İşte yine dairelerden ve üçgenlerden oluşan bir kardan adam çizdin. Aferin sana. Nedir bu? Böceğe benziyor. Hayır, böcek değil. Bu bir elma. Evet, ortadan ikiye kesilmiş bir elma. 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 Önce İki tane çizgi çizelim. Sonra bir daire. Sonra gözler. Sonra kaşlar. Sonra burun. Sonra kulaklar. Sonra yanaklar. Sonra saçlar. Ve son olarak da ağız çizerim. Evet, hep en son beni çiziyorsun. Bıktım artık sonuncu olmaktan. Bir kerecik de önce beni çizsen ne olur sanki. Hayır, susmayacağım işte. Önce benden başlamanı istiyorum. Tamam,
Bu kez senden başlayacağım. Ve önce seni sileceğim. Evet. Sonuncu olmaktan yakınmayacağına söz verirsen yine çizerim seni. Peki. Sonuncusun. Ama çok da önemli bir organsın. Aa, haklısın. Çok önemliyim değil mi? Bakalım bu hafta gösteri dünyasında neler olmuş. Kurbağalar Orkestrası'nın açık hava konseri. İlginç olabilir. Kim olabilir bu saatte? Sanki bilmiyormuşum gibi. Aa, iyi günler beyefendi. Tanıdınız değil mi? Ben Mavi Tülü Seyyar satıcınız Açık Göz. Güle güle Açık Göz. Gidebilirsin çünkü sattığın her neyse beni hiç ilgilendirmiyor. Evet ama... Beyefendi. Evet. Ayağımı acıtıyorsunuz, kapıya sıkıştı. Ayağını mı? Evet, hem ayağımı acıtıyorsunuz hem de minik burnumu. Teşekkür ederim. Açık Göz, sürekli kullanamayacağım şeyler satmaya çalışıyorsun sen bana. Mesela geçen gelişinde kulaklık satmaya çalışmıştın, oysa benim kulaklarım yok. Ondan önceki gelişinde de... Hala kulağınız yok. Evet, ondan önceki gelişinde de burun ısıtıcısı sattın ve benim burnum da yok. Aa, evet, yok ya. Bir keresinde de zorla diş fırçası sattın bana. Ve benim dişim de yok Açık Göz. Dişim yok. Lütfen ağzını kapat. Olur. Anlıyorum. Evet ama gözleriniz var. Evet, gözlerim var. Var, affedersiniz. Ayrıca gözlerinizin çok etkileyici olduğunu da belirtmek isterim. Ya. Evet, tıpkı pimpon topuna benziyorlar. Biliyorsun denizinde yüzen iki tane pimpon topu. İltifat mıydı bu? Ve herhalde güneşin o canım gözlerinizi kamaştırmasını istemezdiniz öyle değil mi? Gözlerimi kamaştırmasını mı? Evet, güneş gözlerinizi kamaştırmasın diye size bir güneş gözlüğü satacağım. Bunu da eski dost olduğumuz ve renginiz yeşil olduğu için yapacağım. Güneş gözlüğü ha? Kendimi bildim bileli bir güneş gözlüğüm olsun istemişimdir. Kullanamayacağımı biliyorum ama olsun heves. Niye öyle diyorsunuz, bunu kullanmak çok kolay. Bütün yapacağınız o minik burnunuzu ortada gördüğünüz şu boşluğa yerleştirmek. Burnumu. İşte şuraya bakın. Ondan sonra da şu uzun şeyleri kulaklarınızın üstünden geçireceksiniz. Evet. Kulaklarımı bu deliklerimi yaparsanız bu koyu renk camlı pencereler tam gözünüzün önüne gelir. Ve burnunuzla kulaklarınız tutacağı için gözlük düşmeyip taktığınız yerde kalacaktır. Anlıyorsunuz değil mi beni? Burnumla kulakların mı dedin Açık Göz? İyi dinlemediniz galiba. Burnumla kulaklarım ha? Şuraya gelecek, şunlarından kulaklarınızın arkasına geçireceksiniz. Açık Göz! Ha? Sana üç kere söyledim benim burnumda yok, kulaklarımda yok, anlıyor musun? Burnumun olması gereken yere iyi bak, benim burnum yok işte. Kulaklarım olsa başımın iki yanında olurdu ama yok. Kulaklarımda yok, görüyorsun değil mi? Kulaklarımda yok, burnumda yok. Bunu kabullense niye edersin? Yoksa yok, ne yapalım, hiç üzülmeyin. Ben ona da bir çare bulurum. Burunsuz ve kulaksızlar ne? İçinde güneş Açık gözlüklerim var benim. Geçin bakayım bırak şunun beni arkasına. Geçin. Şimdi şöyle zorluk kıpırdamayın bakayım. Bırak beni. Durun bakayım. Ha, oldu işte. Hadi çıkın bakalım hadi oradan. Hadi. Aferin. Gerçekten bambaşka bir tip oldunuz. Son model bu gözlük. Artık kulakları ve burnu olan yepyeni bir gözlüğünüz var. İsterseniz bıyığı çıkartabiliriz. Hayatımda bundan daha çirkin bir şey görmedim Açık Göz. Sağ olun. Bana bunu nasıl yaparsın, seni asla affetmeyeceğim. Kızmayın, ne yapayım ben? Çabuk çıkar şunu başıma. Kaçma. Sana söylüyorum Açık Göz. Çıkar şunu. Çıkar şunu. Açık Göz, nefret ediyorum senden. Çıkar şunu. Niye bir ayağını havada tutuyorsun Cezmi? Çünkü iki ayağımı birden havada tutarsam düşerim. Mantıklı tabii. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir şarkı uydurdum. Ömer sen çıktın, Ebe sensin. Tamam. Hadi gözlerini bağlayalım. Bir şey görüyor musun? Hayır. Hadi oyuna başlayalım. Miyavla kedim miyavla. Miyav, miyav. Buldum, bu Nazlı'nın sesi. Yine evesin. Mele kuzum mele. Buldum, bu Deniz'in sesi. Yine evesin. Bu sefer bulacağım ama. Havla köpeğim havla. Buldum, bu ses Mert'in. Bildin. Tabii bilin. Aramızda bir tek erkek sesi Mert'in. Olsun, yine de bildim ya. Öyleyse şimdi Mert'e be. Hadi bakalım. Gözlesene be oğlum.
at, kuşum at. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Bu Hakan abinin sesi. Aferin Mert. Oyunda olmadığım halde beni ötüşümden tanıdın. Aferin. Şimdi Hakan abi, evet sensin. Ben mi olayım? Tamam, peki. Kim bağlayacak? Sen bağla, peki. Bağla okul. Tamam. Ne diyeyim ben şimdi? Öt aslanım, öt. Acele etmeyin lütfen. Al bakalım. Burak, al bunu masanın üzerine koy. Deniz, sen de bunu götür. Dikkat et. Aferin. Evet, bunu da al. Bilin bakalım şimdi buradan ne çıkacak. Bunları da şöyle koyalım. Baba, ne olur söyle, oradan ne çıkacak? Acele etmek yok, bekleyin bakalım. Evet, al Deniz. Koyacağım. Şöyle koyabilirsin canım. Koy bakalım sen de. Sonunda gizli hazine bulundu mu? Evet, sanırım bulduk. Evet. Bakalım bu kutunun içinde neler var. Çocuklar, bu kutunun içinde güzel kitaplar var. Macera kitapları, masal kitapları. Bana çocukluğumu anımsatan bu hazine artık sizin. Dilerim sizler de benim yaşıma gelince bu güzel hazineyi çocuklarınıza armağan edersiniz. Ben kurbağacık ve bugün size aynı kelimesinden söz etmek istiyorum. Özellikleri açısından ayırt edilemeyecek kadar birbirine benzeyen şeylere aynı denir. Örneğin şu ikisine bakalım. Her yönden birbirlerine benzediklerine, yani benzer özellikler gösterdiklerine göre aynı olduklarını söyleyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi ikisinin de 4 tane kenarı var. Sonra ikisi de aynı boyda ve şekilleri de aynı. Ve hey! Ne yapıyorsun sen? Lütfen çekilir misin oradan? Sana söylüyorum. Tam birbirleriyle aynı olduklarını söylüyordun. Gelip bir tanesine ısırdın, olmaz ki. Şuraya bak, birbirinden farklı iki şekil oldu. Bu taraftaki eski haliyle kaldı. Oysa öbürünün bir kenarında kocaman bir ısırık var, artık aynı değiller. Bak ne oldu? Dur bir dakika, kolayı var. Neymiş? Görüyorsunuz değil mi? Yine aynı oldular bakın. Evet, nerede kalmıştım ben? Hatırladım. Gördüğünüz gibi şimdi yine bunların ikisi birbirlerine benzediler. Hala aynılar. Hayır, değil değiller mi? İşte. Anlamadım. Bunlar aynı değiller. Aynı değiller mi? Hayır. Neden? Çünkü bu çok lezzetli. Lezzetli. Oysa miymiş? Bunun tadı çok kötü. Ya. Buna bayıldım.
Hadi bakalım, hazır mıyız? Başlıyoruz. Tamam tamam, hazırız. Hadi. Hop. Teşekkür ederim Minik Kuş, teşekkür Hakan ederim. Hakan abi, lütfen biraz daha çalar mısınız? Minik Kuş, bence bugünlük bu kadar yeter. Ama Hakan abi, benim çok hoşuma gitti. Lütfen bir kere daha çalıp beraber söyleyelim. Yine çok teşekkür ediyorum ama benim evde yapılacak işlerim ya, var. Hakan abi, bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin, evet, dinliyorum. Şey, bu gitar benim olsun mu? Bu gitarı sana veremem Minik Kuş. Ya, neden veremezsiniz? Çünkü... Bu gitar benim için çok değerli. Ama Hakan abi, ben de onu sizin kadar çok seviyorum. Ve sizin kadar iyi koruyabilirim. Senin gitarı çok sevdiğini biliyorum Minik Kuş. Ama yine de bu gitarı sana veremem. Hı? Çünkü dediğim gibi bu gitar benim için çok önemli, çok değerli. Ya öyle mi? Evet. Doğru. Hem zaten gitarı bana verseniz bile ben onu çalmayı bilmiyorum ki. Hem zaten sen istediğin zaman ben sana gitar çalmıyor muyum? Evet, çalıyorsunuz. Çalıyorum tabii. Evet, doğru. Peki Minik Kuş. Madem o kadar çok gitar çalmayı istiyorsun... Evet. Sen biraz büyüdüğün zaman ben de sana gitar çalmayı öğretirim. Sahi mi? Tabii. Ne kadar güzel. Ben de sizinki gibi bir gitar alırım kendime. Ama paralarımı biriktirerek. Sonra da siz bana gitar çalmayı öğretirsiniz. Tabii Minik Kuş, neden olmasın? Çok güzel. O zaman o gitar sizin olsun. Zaten sizindi. Ben de kendime yeni bir gitar alacağım. Tamam Minik Kuş, tamam. Hadi devam edin. Hadi. Ay.
Keşke Zeynep abla burada olsaydı. Bana ne güzel kitap okuyup masal anlatırdı. İstersen ben de sana kitap okuyabilirim benim kuş. Şey ama ben Zeynep ablanın sesini çok özledim Hakan abi. Zeynep'i de annesini de hepimiz çok özledik benim kuş. Keşke şimdi Zeynep burada olsaydı. Bizimle beraber olsaydı. Onunla şakalaşsaydık, dertleşseydik. Öyleyse nereye gitti Hakan abi? Aa minik kuş, tayini çıktı. Ya. Şimdi artık başka yerlerdeki hastaları tedavi ediyor. Ya, yine Zeynep'ten mi söz ediyorsunuz? Evet Nihat amca, sevdiklerimizi unutmadık. Keşke burada olsalardı. Macide teyzeyi de çok özledim. Acaba yeni komşularımız da bana masal okur mu? Zeynep abla gibi. Niye okumasınlar minik kuş? Kim bilir belki yeni komşularımızın küçük bir çocukları vardır. Ve sen de onunla oynarsın. Ha, yaşasın ne güzel ne güzel. Ne güzel. Ama ben Zeynep ablayı çok seviyorum Hakan abi. Üzülme minik kuş. Mektup yazabiliriz, telefon edebiliriz. Kim bilir Zeynep senin sesini duyunca ne kadar sevinir. Ben de çok sevinirim. Yeni komşularımızı çok merak etmeye başladım. Hemen gelseler. Evet, doğrusu ben de çok merak ediyorum. Kim bilir? Acaba şu penceredeki kiralık yazısı ne zaman çıkacak? Kim bilir bu eve kimler taşınacak? Susam sokağındaki komşularımız kimler olacak? Evet. Sokağı. Sen dünyayı açılır her kapı. İşte Susam Sokağı.